never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar. Şimdi ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Başımıza kötü bir iş geldi. Başlıktan muhtemelen gördünüz. Yanlış adrese gelmişiz arkadaşlar. Şimdi geri geri çıkıyoruz. İşi alırken ben Gazi Osman Paşa diye aldım. Daha doğrusu net konuşulmadı. Yani burası sürekli geldiğimiz bir yer olduğu için, artık sürekli geleceğimiz bir yer olacağını bildiğimiz için daha doğrusu. Bizim sevkiyatçı arkadaşa sordum. O da bana Gazi Osman Paşa'dır dedi. Sonra bir daha düzeltilmedi. Araya tatil girdi. Hafta sonu oldu. İrsaliye'nin üzerinde de hani diğer alışık olduğumuz bilgiler dışında altında yazıyor bu bilgi. Evet. Bu araç da geldi, arkamıza girdi. Araba... Tamam. Şimdi çıkış yaptı. Bu arada adamın üstüne doğru da gitmeyelim. Hakkı abi de arkadaşlar sağ olsun bize şu anda yardımcı oluyor. Evet. Görüşürüz Hakkı abi. Bize biraz tarif etti ama. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız yükümüzü gideceğimiz yere teslim ederiz. Dün çok güzeldi. Buraya geldim, yattım. Sabah şimdi yüküm indiriliyordu benim. Hatta dediler kapakları aç falan dediler de Allah'tan kooperatiften muhasebeci aradılar. Yükün buraya olmadığını anladık. Harbiden çok heyecanlıyım. Yolları bilmiyorum, bilsem aslında çok sıkıntılı bir yer görünmüyor. Bir dakika da bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Dingilimizi kaldırdık. Burası bayağı keskin çünkü. Hadi bakalım İstanbul. Sen mi büyüksün, ben mi? Yani daha hızlı bir rota mevcut diyor da ben şimdi Hakkı abinin tarif ettiği yerden gitmeye çalışacağım. Evet. Tamam. Buradan sağa gideceğiz. Yani navigasyon şu an ne gösteriyorsa oradan gideceğiz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra yük Esenler oldu. Daha sonra adamları aradım. Adamlar bana Arnavutköy'ün konumunu attılar. Tabii ben itiraz etmedim çünkü Esenler benim için çok sıkıntı olacaktı. Muhtemelen orası bayinin yeri. Ama bizim şu anda gideceğimiz yer bayinin müşterisi. Benim anladığım o. Bu da bizim işimize geldi. Normalde müşteriye yönlendirdikleri zaman kızardık. Bugün bizi Allah kurtardı diyebilirim. Daha kurtulduysak tabii. Şu anda tam belli değil. Bakın kıpkırmızı görünüyor önümüz. Hekim Suyu Caddesi. Şu önümdeki sıkışıklığı atlattığımı tamamdır. Gideceğimiz yer 26 kilometre falan. Yani böyle aman aman bir adres farkı yok. Zaten söylediğim gibi İstanbul'da mesafeler bu kadar dar değil. Buradan sevkiyatçı Ali kardeşime de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O benim iyi dileklerimi almıştır şu anda. Dualarımı, dileklerimi. Şimdi adamı tekrar arayacağım arkadaşlar. Konum güzel çünkü. Abi diyeceğim. Halis değil değil mi? Yani konum gerçek. Halüsinasyon görmüyorum. Ya İstanbul gibi bir yerde bakın. Dün şuraya gelirken bile yaşadığım stresi az çok gördünüz. Şu an videoları günlük atıyorum. O stresin üzerine Esenler'i görünce böyle ben faturada gözlerim döndü. Anlatamam size. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Daha ben saat olmuş 9.30. Hadi 10-10.30 gibi oraya varsak, yük indirmeye başlasalar. Öğlen
şeydeyim, Gebze'deyim. Gebze'den Antalya'ya yükleyeceğim. Şuna bak, araba dönüyor ama yolu kapatmam gerekiyor çift şerit. Ya buradan düz de gidiyor arkadaşlar. Ama bana dediler ki sen düz gitme. İleriden çevre yoluna gir. Ya da ben şurada bir durayım. Ha yok, tamam, durmama gerek yok. Tamam. Ben konum şuraya sokuyor gibi gördüm de bu ara sokağa girmeyecektim. İleride çevre yol tabelası var. Direkt oraya giriş yapacağım. Evet. Şu yeşil çevre yol tabelası gerçekten İstanbul'a bizim için hayat, enerji veriyor. O yeşili görünce ya doları o kadar sevmiyorsunuzdur arkadaşlar. Doğru yolda olduğunuzu bilmek gerçekten insana psikolojik men iyi geliyor. Oh, çok şükür. Tamam, şuradaki kısa bir sıkışıklık var. Oraya atlattık mı? Değmem benim keyfime. Bakın 8 dakika gösteriyor. 8 dakika bir sıkıntı var. Ondan sonra çevre yolundan devam. Aslında şu yukarıdan mı gitsem? Şimdi şuradaki yollar da fena değil ama. Bir şey olmaz ya. Şimdi ben adamı tekrar arayayım arkadaşlar. Adam açmadı. Şimdi biz yolculuğa devam ediyoruz. Ya konumu attı nasılsa. Yanlış bir konum atacağını düşünmüyorum. O kadar şanssız olamam. Tamam, şanssızım ama bu kadar olmaz. Konumu da yanlış atacağını düşünmüyorum. Öyle başına gelenler var arkadaşlar. Adam evde konum atıyor. Hop, adamın evine gidiyorsun. Bizim çok şükür öyle bir şey başımıza gelmedi ama duyuyoruz. Kübra arıyor. Şu aradan öndeki otobüse bakıyorum. Ona göre ayarlıyorum debriyajımı, şeyimi. Evet, şimdi biz kalkacağız. Minibüs çağırıp kalkarsa. Arkadaşlar çok karışık. Ama şu arayı atlattığımızda yol düzeliyor. Ben buraya Barış'ta da gelmiştim. Biz Barış'ta da buradan geçmiştik. Şuraya geçtikten sonra bir sıkıntı yok. Yani yaptığınız çakallık. Şimdi Ali ile konuştum. O da diyor ki irsaliyene bakacaksın. Doğru söylüyor. İrsaliyeye bakacağım. Ama işi alırken de ben işi irsaliyeden mi öğreneceğim? Öyle bir şey de var. Neyse arkadaşlar, sonuç olarak sıkıntısız bir şekilde hallettik. Böyle hatalar olur. Böyle sıkıntılar olur. Önemli olan böyle hataları, sıkıntıları. Çatalın sonundan mı? Sağından değil mi? Aa, eyvah işte. Eyvah, eyvah, eyvah. 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 Tam zamanında. Bir dakika. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şimdi sağa dön diyor. He, o yol yok. Yok, aynı yere çıkıyormuş. Allah Allah. Rezilliğe bak ya. Abi çok kararsız kaldım ya. Ben döneceğim abi, sağ ol. Kuzey Marmara'dan devam. Şimdi adam arayacak, ne yapıyor bu? Haklısınız abi, haklısınız. Ablacığım bir dakika, bir dakika. Emin ol, normalde yayalara yol veririm. Ama kusura bakma, özür diliyorum. Evet, boşu boşuna kırmızıda bekledik. Şimdi kal... Ne? Hı. Aman. Ara sokak gibi gördüm şurayı da. Bakın dar duruyor. Of!
manav var sağımda. Yavaş yavaş geliyorum. Doğru geliyorum herhalde. İleride solda mı kalacak? İsim falan yazıyor mu? Belli oluyor mu yani? Tamam, isim neydi abi sizin dükkanın? Aspak. Tamam. Tamamdır. Geldim abi ben. Direkt kafadan mı gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Değerli arkadaşlar, şu anda yük indireceğimiz noktaya geldik. Evet. Allah'tan yük müşteriye gidiyormuş. Böyle güzel bir yere geldik. Arkadaşlar, yükümüzü indiriyoruz yavaş yavaş. Vallahi geleli 45 dakika, yaklaşık 1 saat olmak üzere. Şu anda daha 4, 5, 6. paleti indirdik. Abi acemiymiş yani, fortik kullanmayı bilmiyormuş normalde. Fortik izindim herhalde, nasıl bilmiyorum. O yüzden yavaş ilerliyor. Bize de şans yok biliyorsunuz. Şu an saat 11 çeyrek. Benim yarın sabah Antalya'da olmam lazım. Daha buradan Gebze'ye geçeceğim. Oradan yükleme yapacağım. Sabaha kadar Antalya'ya inşallah gireriz. Allah yardımcımız olsun. Değerli arkadaşlar, yükümüzü indirdik. İrsaliyemizi teslim aldık. Şöyle sodamızı açtık. Yükümüzü de Gediz'den saracağız. Dönüş yükümüz daha doğrusu. Önce Antalya'ya gideceğiz. Şu an Gebze'ye. Gebze'den Antalya, Antalya'dan Gediz. Gediz'den de geçiş yapacağız. Çayımı demledim. Çayım orada. Diyeceksiniz ki Yasin kardeş oruç. Evet arkadaşlar, bugün niyetli değilim. Çünkü çok uzun bir sefer olacak. Bekleyemeyeceğim yani. Yemek için bile duramayabilirim. Sadece 45 verip devam edeceğim. Zorlu geçecekti yani. O yüzden niyetlenmedim bu akşam. Şu an köprüye yaklaşık 35 kilometre, 20-25 dakika bir yolumuz gözüküyor. Oradan da Gebze Muhallimköy'e geçip Antalya yükümüzü yükleyip direkt yola çıkacağım. Erdinç abi var. Onunla beraber gidecektik biliyorsunuz. Vallahi Erdinç abi bir saat önce, hatta iki saat önce konuştuğumuzda Pamukova'daydı. Şu an bayağı gitmiştir o. Ben daha Gebze'den yükleme yapıp geçeceğim arkadaşlar. Bayağı bir işim zor yani. Hakkımızda hayırlısı. Değerli arkadaşlar, çadırımızı çektik. Şöyle göstereyim. Gebze'deyim şu anda. Gebze'deki yükümüzü aldık. Üstüm başım toz oldu. Biraz da terledik tabii. Direkt Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün yolumuz uzun ve zamanla yarışacağız. Yolda detayları anlatırım. Değerli dostlarım, şu anda Dilovası rampasından aşağıya yavaş yavaş iniyoruz. Yükümüz 24 ton. Yolculuğumuz Antalya döşeme altına. Yarın sabah orada olmak üzere yükümüzü indireceğiz. Ve saat 4.30'a kadar Kütahya Gediz'e geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elimiz ayağımıza dolanacak yani. İşler biraz karışıyor. İnşallah yetişebiliriz diyelim. Yapma abi. Yapma ya da gaza bas. Gaza bas. Gelmedi. Böylesi daha iyi oldu. Aslında gaza bassa çıkabilirdi arkadaşlar. Çıkmamayı tercih etti. Eyvah. Ya yapmayın böyle şeyler. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Şu iş, şu meslekte frene basmak kabus gibi arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Mesleğin büyüsünden mi? Ama insanın frene basası gelmiyor. Tabii ki araç geç toparladığı için, aracı zorladığın için, yakıt sarfiyatını arttırdığın için, ama yine de psikolojik olarak bir baskı hissediyor insan, o frene basası gelmiyor insanın. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Antalya'dan Gediz'e kadar bizim yetişmemiz biraz zor. Yani saat 9'da bizim arabaların boş olması lazım ki, iki arabayız bu arada. Biz Gediz'e girebilelim. Onlar da 4.30'a kadar, 4'e kadar gelirseniz yükleriz demişler. Bayram geliyor, oradan boş gelmek de olmaz. Rezillik olur. Zaten şu aralar piyasa biraz durgun. Seçimden ötürü muhtemelen. O yükü almamız lazım oradan. Ama inşallah bir sıkıntı çıkmayacak. Ben inanıyorum. Her şey denk gelecek. Şu Antalya'dakilerle bir şey yapsak, aslında konuşsak, rica etsek, belki yükü indirirler ama onlar da niyetliyiz falan demişler. Bizim Erdinç abi biz de niyetliyiz demiş. Bir de bizim bayram giriyor ya, sıkıntı orada. Bayram olmasa ne güzel işimizi ayarlamıştık. İnşallah problem yaşamayız. Bu arada şu manzaraları özlemişsinizdir. Aracımız biraz kirli ama kusura bakmayın. Zamanla yarışıyorum. Şu an 1 saat 52 dakika gösteriyor tako kullanma süren. 15 dakika mola vereceğim. Onu da Kadıköy'de mola vereceğim arkadaşlar, Bilecik'te. Kadıköy'de zaten 15 dakikada mazot falan alırız. Orada oyalanırız. 4.5 saate sıfırladıktan sonra yola çıkarız. Yolumuz çok uzun. Şu an için konuşuyorum. 600 küsür kilometre bir yolumuz var. Rahat. Şeyden karşıdan 750 falan gözüküyordu. Biraz da boğazlarım hasta gibi. Böyle boğazlarımda bir kırgınlık hissediyorum. İnşallah hasta olup bayrama şifayı kapıp gelmeyiz. Yolda Bozüyük'te belki dururum. Orada şehir hastanesinin orada çevre yolunda kenara durduğunuzda eczanelere ulaşabiliyorsunuz. Adamın önüne kırmadım ya. Kıyamadım da, bunlar da çok kalabalık geliyorlarmış.
Ya niye bu kadar yavaş gidiyor ki? Çok fena sıkıştık. Çok fena. Tüh. Keşke girseymişim adamı. Hadi abicim, hadi. Hadi. Son anda sola geçmek aklına geldi. Tamam, biz orta şeridi kaptık, sıkıntı yok. Kameramın şarj sıkıntısına bir çözüm bulmam lazım arkadaşlar. Şarja takıyorum, bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Sürekli şarj etmek sorun oluyor. O da şu çerçevesi var, şu an gösteremiyorum. Muhtemelen o çerçeveden kaynaklanıyor. O çerçeve olmadan da mikrofonu kullanamıyoruz. Bayağı bir teferruattı ama batarya alırsam, bir de böyle şarj standları var. Bütün bataryaları aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Sadece batarya değiştirip kameramı tekrar kullanabilirim. Bu da bayağı kafama yattı. Hem uğraşmam hem şevkim kırılmaz. Rahat rahat hızlı hızlı çekimlerimizi yaparız. Yani video bol bol çekebiliriz. Hafıza sıkıntımız zaten yok. Sadece batarya sıkıntımız vardı. Onu da o şekilde çözmeyi düşünüyorum. Böyle günlük videolar hoşunuza giderse, yani günlük dediğim 2 günde bir, haftada 2, haftada 3. Eğer istiyoruz, seviyoruz diyorsanız ben çekmeye çalışacağım değerli dostlarım. Şimdi bakalım, bir an önce ben buraya Pamukova'yı işaretledim ama genelde orayı baz alıyorum. Duruma göre yolumuza gidelim. İnşallah kazasız belasız yarın sabaha kadar yükümüzü yetiştiririz. Arkadaşlar şimdi Vezirhan'a giriş yaptım. Boğazlarım biraz kötü olduğu gibi. Şöyle bir pastil aldım, bir de ilaç aldım. Kokan'dan aldım ilaçların markalarını. Kardeşlerim beni hemen selamladılar, karşılaştılar. Onlar da Vezirhanlı buradan. Bizim buralar zaten genelde Vezirhan kamyoncu, tırcıdır. Onların da hevesi var herhalde. Öylelikle tanışmış olduk. Kardeşim çok teşekkür ederim. Bana eşlik etti eczaneye kadar, yardımcı oldu. Çok memnun oldum tanıştığım. Ben de çok memnun oldum. Kardeşime de çok selamlar. Tamam. Arkadaşlar yine depremde bize destek olan, daha doğrusu depremzedelere destek olan Petrol'e geldim Kado ile. Yine söylemiştim, buradan değil Aytemiz'den almıştık. Orası da buranın. Şu anda depoyu fulluyorum burada. Antalya yolunda bize bayağı mazot lazım olacak. Hazır geçerken şuradan bir de mazot alayım dedim. Buradan yine devam edeceğiz kaldığımız yer. Arkadaşlar Kütahya-Eskişehir yolundayız. Kütahya'ya çok az bir yolumuz kaldı. Saat şu anda 7:05 geçiyor. Antalya 354 km gözüküyor tam yükü indireceğimiz noktaya. Takomuzu mazot alırken dinlendirdim. 1,5 saat olmuş yola çıkalı. 3 saat daha sürme süremiz var. Yani bir kere daha takografı da dinlendirmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık saat 10 gibi, 9.30-10 gibi bir de yemek yeriz. Gece 1.30-2 gibi tahminimce Antalya'da oluruz diye düşünüyorum. Yollar rampa, virajlı. Kütahya yolları biraz sıkıntılıdır. Ağır yani yollar. Antalya yolu da aynı şekilde. Çok hafif olduğu söylenemez. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağız. Şöyle camı temizlemeye çalışıyorum ama muhtemelen böyle yapışmış pislikler çıkmıyor. Bu yükümüz çok değerli bir yükmüş ve ıslanmaması gerekiyormuş. Aynı zamanda hem görünmeyecek hem ıslanmayacak. Biz de o yüzden çadırımızı çektik değerli dostlarım. Aracımızı da kaptırdık şu anda. Arkadaşlar aslında yorucu bir gündü ama ben nedense yorulmadım. Acaba neden? Gerçekten şu an kendimi çok iyi hissediyorum maşallah diyelim. Gece de güzel uyudum. Yarın da sıkıntısız bir şekilde eğer yükümüzü yüklersek, Gediz'den çıkarsak Allah'ın izniyle çok iyi olacak bizim için. Belki ben tekrar İstanbul'a bile geçebilirim değerli arkadaşlar çarşamba günü. Hiç belli olmaz. Aracı boşaltırım. Öyle gelirim eve. Ya da araç yüklü bir halde bekler. Ben de bayramdan sonra yükü götürürüm. Karar vereceğiz bakalım. İkisinden biri olacak. Antalya'ya en son bizimkilerle gitmiştim. Doğan, Özgür, ben. Yine tırla sefere gitmiştik. Hatırlarsanız bir ara tomruk yüklemiştim de bayağı sorunlu olmuştu bizim için. Ondan sonra bir daha gitmedim. Zaten Antalya'da yükler biraz sıkıntılı oluyor biliyorsunuz. Tomruk işi, ne bileyim. Otoat, yine tomruk dedim, bakın tomruk arabası geçti. Zor işler değerli arkadaşlar. Yani o işin ekipmanları olması lazım. U demirleri falan var biliyorsunuz. Yoksa dorsaya çok zarar veriyor. Özellikle kolumanla asla öyle bir işe girişmem. Seçim öncesi piyasada biraz sıkıntı var. Kimle konuşsam işlerin zayıf olduğunu söylüyor. İnşallah seçimden sonra açılır. Biz de rahatlarız. Ben de aynı sıkıntıdayım. Çok büyük aman aman bir sıkıntıya girmedim çok çalıştığımız için ama gene de bir zayıflık var işlerde arkadaşlar. Onu rahatlıkla hissedebiliyorum. Birazdan da hava kararacak zaten. İftar vakti de gelmek üzere. Bu arada arkadaşlar şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Sizleri videosuz bıraktık. Kusurumuza bakmayın. Bazen oluyor böyle şeyler. Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Hatta sürekli video atmaya çalışacağım. Sizlerden de destek olarak beğeni ve abone olma, yorum. Bunları bekliyorum. Bunlar olduğu zaman benim de video atma şevkim yükseliyor ve daha fazla video atıyorum değerli dostlarım.
Bakın, Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi. Selam olsun. Değerli arkadaşlar, şu anda Antalya döşeme altına geldim. İleride bir tır parkı var. Erdinç abi biliyorsunuz beraber gelecektik sözde. O ben geç kalınca saat 6-7 gibi Antalya'ya geldi. Bana da bulunduğu yerden tır parkından konum attı. Fabrikaya gitmiş. Sabah indireceklerini söylemişler. Arayacaklarını iletip tır parkına yönlendirmişler. O da direkt buraya gelirsin sabah beraber geçeriz dedi. Öyle konuştuk. Şimdi 500-550 kilometre gibi bir yolumuz kaldı. Birazdan tır parkına gireceğiz. Ben de güzelce dinleneceğim. Yolda yemek yedim. Takomu verdim. Şu anda takom tam yetecek. 3 saat 39 dakika olmuş. Gideceğimiz yere de 1 dakika var. Evet. 300 metre kaldı. Burada yatarız, dinleniriz. Gerçekten çok yoruldum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Direkt yatıp uyuyacağım arkadaşlar. Yorucu bir gün oldu benim için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.